Annem babam nerede ya? Akşam vakti oldu zaten. Çok korkuyorum ya. Gece gece kimse yok mu etrafta? Arkadaşlar eğer sizler benim ailemi bulmamı istiyorsanız, eve dönmemi istiyorsanız şu anda videoya like atın ve yorumlara da 3 yazın, tamam mı? 3 yazarsanız bulabilirim belki. Karlı zaten, dışarısı da çok soğuk. Gecenin bir vakti ne yapacağım ben ya? Ya anne baba kimse yok mu? Bakalım neredesiniz ya? Nasıl bulacağım küçücük halimle ben yolu? Pony, Bu... pony, pony, var şuna, var, var. Vuracağım, gel buraya seni gibi insancık. İskeletler geliyor. Hayır ya, zombiler, yaratıklar saldırıyor bana. Ya abiler durun bir saniye, duyuyor musunuz beni? Dur, pony, dur, saldırma, bir şey anlatıyor. Bizle mi konuşacak bu? Kim ki bu? Siz beni anlıyor musunuz ya? Evet, anlıyoruz, niye anlamayalım, değil mi pony? Anlıyoruz tabii ki de canım, biz insan değiliz ama biz de yaratığız. Ya bir şey diyeceğim, ben kayboldum da köyümden çok uzaklaştım, dur ok çekme. Ya görmüyor musunuz, küçücük halimle ormanda dolaşıyorum tek başıma. Bu nasıl buralara kadar gelebildi Pony, buraya? Buranın yakınında hiçbir yer yok ki. Baksana, evet, küçücük çocuk tek başına nasıl buraya gelir? Ya bana yardım edin ya, yakında köy falan yok mu? Orası benim köyümdür, belki saldırmayın hemen öyle. Buraya en yakın köy var ya, 9.252.082 trilyon kilometre. Doğru dedim bu. Hey çocuk, sen buraya nasıl geldin bakayım ya? Ya bilmiyorum, ben en son köyümdeydim. Sonra oynamak için çıktık, sonra bir daha bulamadım. Şimdi nereye gidiyorsun o zaman? Ne yapacaksın bu soğukta, bu akşam saatinde? Bilmiyorum işte, köyümü arıyorum, etrafta yok ama hiçbir yerde bulamıyorum. Al birazcık yemek ye, açsın der. Ben onu yiyemem ki ya, bu çürük et, ben bunu yiyemem. Ne Ne demek demek yiyemem? Ne demek yiyemem? Ya dur. Al al, sana biraz örümcek gözü. Ya ben onu da yiyemem abi, ben insanım, normal insanım ben. Bunlar var ya, dünyanın en leziz yemekleridir. Hatta sana bir ne vereceğim biliyor musun? Ne vereceksin? Kemik. Kemik niye veriyorsun? Köpek miyim ben ya? Doğru bildin. Ya hayır, çok ayıp oluyor. Bak bir şey diyeceğim. Burası çok tehlikeli bir orman. Burada asla dolaşmaman gerekiyor, tamam mı? Çabuk, seni gözüm görmesin, git buradan. Hadi Pudi, gidelim. Ya tamam, gideyim de yardım etseydiniz keşke. Çocuk bak, biz normalde zombi ve iskelet olduğumuz için insanlardan pek hoşnut duymayız ama sen biraz gözüme tatlı geldin. Bu yüzden sana yardım edebiliriz. Nasıl bir yardım edeceksiniz? Beni götürecek misiniz köyüme? Sanırım öyle bir şey yapabiliriz. Köyüne götüremesek bile en azından bizim köyümüze gelebilirsin. Gideyim de buzu ikna edeyim. Sen ister misin bize gelmek? Ya şu an beklerim gibi, gece vakti hem de soğuk olur. Bir günlük kalabilirim siz de isterseniz. Tamam o zaman, burada bekle, ben buzla konuşacağım ya. Benim gibi gözüm seni tuttu. Tamam, bekliyorum ben. Buz, bence bu çocuğu yanımıza alalım. Baksana tek başına oturuyor burada, soğukta ne yapacak, köyüne de gidemez. Pudi, delirdin mi? Endürmen bizi ne yapar biliyor musun? Ya biliyorum ama ondan gizli yaparız, ne olacak, ya da ona durumu açıklarız, bizi bence anlayışla karşılar. Bu çocuk hiçbir şey yemiyor ki, ne çürük et, ne örümcek gözü, ne de kemik, hiçbir şey yemiyor. Nasıl doyuracağız, nasıl bakacağız biz bu bebeğe? Ya bir çaresini buluruz, yaratık değil miyiz? İnek vururuz, bir şeyler yaparız ya. Alalım bence bunu. Of Pudi ya, of Pudi, yine başımıza iş açıyorsun. Olsun, belki bize çok yardımı dokunur. Sonuçta insanlarla işbirliği hiç yapmadık daha önce. Belki de işimize yarar, ne biliyorsun? İyi tamam o zaman, hadi git çağır onu ama ben ilgilenmem, söyleyeyim. Tamam, sıkıntı yok, ben alacağım onu. Kum gel bakalım, buzu ikna ettim. Hadi bugün bizimle geliyorsun. Ya zombi abi, bir şey diyeceğim. Ne oldu, ne oldu? Ya zombilerin köyü mü olur? Neden öyle bir köyde yaşıyorsunuz? Siz normal canavar değil misiniz? Oo diye yapıp dolaşırsınız etrafta. Sen de zombiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Gel buraya ufaklık, köyümüzü görünce şok olacaksın. Çok güzel yerlerde yaşıyoruz biz. Çok güzel yerler değil mi? Olur hadi gidelim ya. Bak çocuk, baştan söyleyeyim sana, tamam mı? Hiçbir şey sorgulamak yok, hiçbir şeye. Hiçbir şey mi sorgulamayacağım? Tamam. Peki sorgulamam abi. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Ve sakın Enderman'le de konuşma, tamam mı? Sakın. Enderman de mi var orada? Onlar hakkında çok büyük hikayeler duymuştum. Köyde anlatıyorlardı hep. Enderman bizim köyün sahibi, tamam mı? Boss yani, en güçlümüz, patron. Sahibiniz mi? Tamam. Hiçbir türlü saygısızlık yapmam kesinlikle. Onun heybeti ve gücü karşısında kimse duramaz. Bu yüzden ona sakın bulaşmamanı tavsiye ederim. Biz bile laf atamıyoruz ona, hiçbir şey diyemiyoruz. Tamam abi, o ağaçların içinde mi, ormanın içinde mi köyünüz? Tabii ki de ormanın içinde, çünkü insanlardan korunmamız gerekiyordu. Evet, çok mantıklı. Bu ormanın içini kimse göremez ya. Çok korkutucu zaten. Girmeye kimsenin yüreği yetmez. İşte ram pa pa pam pam tada huba bumbale bey, bizim köy. Sizin köyümüz, köyünüz biraz şey olmuş gibi, yıpranmış gibi sanki. Hayır, burası canavarlar kenti, tamam mı? Nokta. Ya her yerde örümcek ağları var. Her yer kırık. Bunlar mezarlık mı yoksa? Hayır, orası bizim doğum yerlerimiz, tamam mı? Doğum yeriniz mi? Tabii, siz iskeletler ve zombiler
tabii tabii evet anladım. Enderman'in söylediğine göre yakında buradan bir metro bile geçecekmiş. Metro mu, ne alaka? Burada neden iskelet var yerde? Ya onlar bizim eski dostlarımız Carl, Louis ve George. Aa, eski dostlarınız mı? Yazık olmuş. Burada neden her yer örümcek ağları? Creeper kafası var burada. Çocuk sen neden bu kadar her şeyi sorguluyorsun ya? Burası işte sence normal bir köye benziyor mu? Burada eskiden insanlar yaşıyordu, sonra terk ettiler. Biz de buraya aldık işte, burası Şempotuk köyü. Şempotuk köyü mü? Yuh derler. Peki neden başka hiçbir canavar yok? Çünkü şu anda hepsi görevde, tamam. Biz bu köyü korumakla görevliydik sadece. Enderman bize bunu söyledi. Diğerleri saldırıyor. Hangi köye biliyor musun? Hangi köye bilmiyorum. Lütfen benim köyüm olmasın. Şen köyü. Şen köyü mü? Hayır, orası bizim köyümüz. Of, geçmiş olsun bu kadar. Zaten Enderman senin geldiğini kesin görmüştür ya. Aa, orada bir şey görüyorum. Simsiyah kocaman bir şey o mu? Ay vay vaştık Pudi, korktum başıma geldi. Aa, geliyor ya. Açıklarız onu, açıklarız. Çocuk bak bu kadar bilgi öğrendin. Senin kendi köyüne dönmene izin veremeyeceğiz. Bu saatten sonra artık bizimlesin ömrünün sonuna kadar. Nasıl yani, ben de mi canavar olacağım? Evet, hatta seni bir iskelet olarak büyüteceğim. Tamam mı, al bunları. O iskelet olarak mı büyüyeceğim mi? Ya yok ama ben nereden bileyim, ben at kendimi vurdum işte. Ya after öğreteceğiz tamam mı? Öncesinde gidip Enderman'le konuşmamız gerekiyor. Hadi Pudi önden yaylan. Hadi çaylak. Gel buraya. Aa, geldi. Enderman geldi gitti. Aa, çok korktum. Şu evin çatısına geldi gitti sonra. O Enderman öyle şeyler yapar. Her yere ışınlanır. Keyfine bağlı. Aa, tamam. Çocuk bak, bu taşlı evleri görüyor musun? Beyaz taşlı. Bunun karşısına kimse geçemez. Sadece Enderman Reis orada yaşayabiliyor. Ya zaten geçemeyiz gibi. Ortada uçurum var. Ha. Gözlerine bakmamam lazım değil mi? Gözlerine bakmamam lazım. Dur bekle, zili çalacağım işte. Zil mi var ya? Çal bakalım, bekliyorum. Ne var çocuklar? Niye zile basıyorsunuz? Enderman kralım. Sizi bir haber getirmeye geldik, görüyor musunuz? Bakın yanımızda bir çocuk var. Bunu ormanda bulduk, yanımıza aldık. Nereye gitti? Ne çocuğu? Ne çocuğu ya? Ne çocuğundan bahsediyorsunuz? Bildiğiniz insan işte, bak bunu ya ormanda tek başınaydı, soğukta kalmasın diye aldık işte. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Niye bir insan getirdiniz buraya? Kralım yemin ederim Pudi'nin fikriydi, yemin ederim. Pudi sen şimdi cezayı yiyeceksin işte. Cezayı yiyeceksin. Hayır kralım, yapmayın ya. Biz beraber karar verdik buna. Ben ikna ettim. O da kabul etti. Bak insan çocuk, bana bak. Abla, gözlerinize bakmak istemiyorum efendim, söyleyin. Senin burada ne işin var, söyle bakayım. Ben olayın aslını anlatayım. Ben köyümden çok uzaklaştım. Normal insan köyünde kalıyordum ben. Oradan uzaklaştım, kayboldum. Sonra bu iki abi beni buldu. Dediler ki yanımda kalabilirsin sen bir gün de olsa. Ben de geldim işte. Ya Buz ne diyor bu ya? Ne anlatıyor ya? Ya bu kralım, ne oldu biliyor musunuz? Bu 9.852.000 kilometre ötedeki köye gitmiş. Ne? Pudi öyle mi? Evet, gerçekten de anlattığına göre öyle. Hatta biliyor musunuz kralım, Şen köyünden geliyormuş. Şen köyü ne kadar uzaktı siz biliyor musunuz? Şempotuk köyü olarak biz de buralıyız biliyorum ama en sevmediğim köy Şen köyüdür. Oradan ne işin vardı o da buraya geldin? Ajan mısın sen? Küçücük halimle ne ajan? Kralım dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben kayboldum, köyde oyun oynamak için çıktık. Sonra bir anda kendim burada buldum. Peki o Şen köyünde neler vardı, anlat bakalım. Şen köyünde at vardı. Minik at var, büyük at var, öğrenci at bile var. Oranın muhtarı Şener Şen, Erşen Şen ne yapıyordu? O bir şey diyeyim mi, o biraz garipti. Odasından çıkmıyordu bayağıdır ya, görmüyorum onu. Kralım duyduğuma göre sadece video çekip yayın yapıyormuş. Biliyorum merak etmeyin. Benim her şeyden haberim var. Hey çocuk, senin adın neydi? Benim adım Kuma. Abi kum. Seni sevdim. Şen köyünün lideri muhtarı Şempotuk Erşen Şen'den haber verdiğin için teşekkür ederiz. Ne demek efendim, rica ederim. Sadece beni sevin, saldırmayın yeter. Yemeyin beni sakın. Saldırmayacağız, merak etme. Birkaç gün misafirimiz kalabilirsin. Bu, siz de Şen köyünden haber toplayın. O canavar Erşen ne yapıyormuş, bana haber verin. Tamam kralım, tamam, hiç merak etmeyin. Biz de o sırada kumu yetiştireceğiz. Kolay gelsin çocuklar. Size de kralım. Abiler bir şey diyeceğim, bacaklarım titriyor. Bu ne, dalga mı geçiyorsunuz? Bayılacağım şimdi ha. Ya Kumar ya, o kadar şanslısın ki dua et seni kabul etti. Aha, bacaklarım tutmuyor abi. Ne şanslısı, kabul etti diyorsun bir de ya. Onun senin var ya. Ben uçurumdan aşağı atıyordu. Ne anlatıyorsun? Ya, bir şey mi olacak sanki? Canlı mısın? Ölüsün zaten. Sen bir şey olmaz ki. Olsun, ölüm de ölür. Ya, ruhum da ölür. Her şey ölür.
bana iskelet olacağımı söyledin. Hadi biraz vakit geçsin de iskelet olmayı öğret ya. Küçücük çocuğa ya yok mu verilir? Ya yok verilir tabii. Gel hadi benimle gel. Ya geliyorum tamam ya. Çabuk ol, koşsana. Bacaklarım kısa, ben ne yapayım? Şimdi bu tavuğu git ve vur ama uzaktan. Uzaktan bak, uzaklaştım böyle. Buradan vursam olur mu? Var. Vurdum işte, gördün mü? Helal olsun sana küçüğüm. Helal olsun. Bak bir iskelet olmaya çalıştın bile. Başardın. Yer misiniz bunu? Var ya bayılarak yerim. Bayılarak. Aylardır çürük et yemekten var ya. Oh be. Dünya gel, var mı? Burası senin evin tamam mı? Gir buraya. Burası benim evim mi? Ben uyuyam o zaman. Hadi bye. Bye. Ya şu halime bakın, kocaman oldum. Canavarlarla birlikte yaşamaya çok alıştım ya. Hem de bir iskelet olarak yaşayabiliyorum artık. Buz abiyle birlikte avlanmaya çıkıyoruz. Ha Pıda abi, Buz abi merhaba. Oo kum reis hoş geldin. Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Ne ettin ya? Nasıl olayım ya? İşte normal bildiğiniz gibi canavar canavar takılıyorum. Haybi. Haybi mi? Öyle mi? Ama hala bana vuruyorsun. Neden vuruyorsun? Dur sakin ol. Aynı taraftayız be. Ya bugün cuma işte. Bugün cuma. Seni kapa bakayım. Ne güzel şakalar yapıyorsunuz öyle ya. Buz abi bugün de avlanmaya gideceğiz mi? Bugün avlanmaya gitmiyoruz. Yeter artık. Ne demek yeter artık ya? Tamam mı? Yerim endirmenini, kusarım endirmenini. Ya dur be, saçmalıyorsun. O sizin efendiniz değil mi? Yerim, yerim, yerim. Buraya gel la Ender. Ne oluyor? Kim zile bastı? Ben bastım. Çavuş kafa gel buraya. Ya bak ya, bak ya Buz, gereksiz şu zile basma. Bir de sen bana ne dedin? Ne dedin sen bana? Dedim ki şen kafa. Bak şimdi bak, sen harbiden dayağımı yersin. Beni duyuyor musun? Ben artık çok sıkıldım. Tamam mı? Yeter artık. Endirmen olmanı istemiyorum. Buranın kralı ben olacağım. Ben Buz. Bak bak bak, sen şuna bak ya. Pudi duyuyor musun? Duyuyorum. Ben de yardımcısı olacağım. Değil mi Buz? Evet, saldırın şu domuzu endirmene. Hoba hoba. Bak bak şimdi, bak şimdi bak, merak etmeyin. Ben istenmediğim yerde durmam. Bakalım bu köyü nasıl koruyacaksınız, göreceğim. Gidiyorum. Şempodu köyü benim işte, bu kadar. Aferin çocuklar, ne yaptınız? Endirmeni yolladınız ya. Evet evet, işte bu kadardı, bu kadar. O da ne pısırık çıktı, istemiyoruz dediniz. Git de böyle efendi mi olur ya? Olur işte evet. O kadar da kudretlidir aynı zamanda kendisi. Ama artık yetti ya, bu kadar 20 senedir başımızda, yeter. Ya doğru diyorsun ya. Demek ki bizi sevmemiş Buz, bu kadar kolay çekip gidebiliyorsa. Evet evet, iyi yaptınız, hoş yaptınız da diğer zombilere, yaratıklara nasıl benimseteceksiniz kendinizi? Ne yapıyoruz biliyor musun? Al bakalım, giy şunları, seni pısırık kum. Bunlar ne ya? Sen dur yani bakalım artık... dur, protokolü başlatıyorum Buz o zaman. Planımız yapıştır, devrede. Yapıştır. Kum, gözlerini kapat ve nefesini tut, 10'a kadar say ya da 10 değil 5'e kadar sayabilirsin. Tamam, kapattım gözlerimi. 5, 4, 3, 2, 1 hadi. Ya bir şey diyeceğim, bana ne yaptınız, ne attınız? Aa bu halim ne benim? Aa mutant iskelet, mutant iskelet. Aa insan halimden eser kalmamış. Şuna bak, ne kadar kilo vermişim, kemiklerim gözüküyor. Aa, neyse ne yapacağım artık, efendiniz ben miyim? Aa şuraya bakın, Şener Şen gelmiş. Aa ne, saldırın çocuklar. Saldırın, acımayın, bu da insan değil mi ya? Nasıl köyümüze gelir? Aa kaçtı, kaçtı. Kaçıyor. Vuramıyorum buna ya, monitörü kıracağım. Tamam tamam, kovala beni, ormandan çıkmayın ya, gelin tamam artık vazgeçin. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları da kesinlikle izleyin. Abone olan herkese yay.